Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Allahu ya Muin. 19. mektup 5. nükteli işaret. Umuru gaybiyeye dair hadislerin birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nakli sahihle ve mütevatir bir derecede bize vasıl olmuş ki minber üstünde cemaat-i sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasen'in haza seyyidun seyyuslihullahu bihi beyne fiyeteyni azimeteyn. İşte 40 sene sonra bu hadiste şunu diyor: şu benim oğlum Hasan seyittir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük ordusunu barıştıracaktır. Buhari ve birçok hadis kitabında olan bir hadis. Tirmizi'de bile var. Tirmizi, Esai. Ne diyor pekala? Bu olay şu, biliyorsunuz. Bir daha hatırlatmak babında. Hazreti Hasan Efendimiz 661 yılında 6 aylık hilafeti, yani Hazreti Ali vefat ettikten sonra, Darbeka'ya irtihal ettikten sonra Hazreti Ali'nin taraftarları Hazreti Hasan'a biat ediyorlar ve onun halifeliğini kabul ediyorlar. Yaklaşık 6-7 ay civarında halifeliği sürüyor ve Hazreti Muaviye ile anlaşıyorlar. O anlaşma da nasıl oluyor? Hilafet ordusuyla Hazreti Hasan bir tarafta, Muaviye de Şam'dan gelen orduyla bir tarafta. Ondan sonra ikisi anlaşıyorlar. Bu anlaşmanın içerisinde, yani en çarpıcı maddelerden birisi, hilafet Muaviye'den sonra ancak bir şura ile belirlensin. İslam şurası ile. İdi. Fakat olmadı öyle. Yani o zaman için 661 yılında bakır ki birçok Müslüman katledilecek bu savaşta. Onun için Hasan Efendimiz diyor ki madem Müslümanların kanı akacak ben hilafetten vazgeçeyim. Böylelikle hiç kimsenin kanı akmasın. Hilafet Muaviye'nin olsun. İşte 40 sene sonra, yani Efendimiz yaklaşık olarak 622-23'te hicretten hemen sonra minber üstünde bunu söylemiş. Yani o zaman Hazreti Hasan Efendimiz çocuk, bebek hatta, yani çocuk gibi ufacık. İbni Hasen'in haza seyyidun seyyuslihullahu bihi beyne fiyeteyni azimeteyn. İşte 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu an Hazreti Muaviye radıyallahu an ile müsalaha edip barışıp Ceddi Emcedi'nin şerefli dedesinin mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. Gaybi, görünmeyen mucizesini tasdik etmiştir, onaylamıştır. İkincisi, nakli sahihle Hazreti Ali'ye demiş: Setukatunin naqisine vel qasitine vel mariqin. Sen biatını bozan, hak ve adaletten sapan ve dinden çıkan kimselerle savaşacaksın. Setukatunine naqisine vel qasitine vel mariqin. Şimdi hem vakayı ceme, hem vakayı sıffin, hem vakayı havariç hadiselerine haber vermiş. Şimdi bu biraz tabii açılması gereken bir konu. Şimdi bu hadis sahiptir. Şimdi nakisin demek, önceden biat edip sonra biatını bozan kişiler. Kasetin ise hak ve adaletten sapan, muharekin ise dinden çıkan kimseleri kastediyor.
Efendimiz diyor, sen bu üç zümreyle savaşacaksın ve işaret ettiği gibi de sırasıyla savaş ediliyor. Vakay Ceme, malumunuz 656 senesi Hazreti Osman Efendimiz halife, ondan sonra halifeliğini ne bir asiler topluluğu tarafından Hazreti Osman'a karşı geliyor. Hatta hilafetten azlini istiyorlar. Ama sonrasında Hazreti Osman Efendimizin canına kastediyorlar ve onu öldürüyorlar. Biliyorsunuz bu olay işte Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i bile sahabenin büyükleri Hazreti Osman'ı korumak için evinin çevresine, ama asiler bacadan girmişler herhalde, yani baca evin üst tarafından girmişler. Ondan sonra engel olmak isteyen hanımın da parmağını kesip ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz'i şehit etmişler. Hazreti Osman Efendimiz şehit olunca, ama kimin şehit ettiği belli değil. Onun için asilerin hepsi demişler ki hepimiz öldürdük Hazreti Osman'ı. Hazreti Ayşe de, kısaca anlatayım. Hazreti Ayşe de o sıradan Mekke'de. Mekke'deyken diyor ki işte Hazreti Osman masumdur. İşte Hazreti Ali'nin de halifeliğe geçtiğini öğreniyor. Hazreti Ali de halifeliğe çevresindekilerin biatıyla geçiyor. Bir nevi istemiyor ama zorla Hazreti Ali'ye teklif ediyorlar. Neyse uzun etmeyeyim. 656 senesinde Basra'da bu iki ordu 1000 kişi Hazreti Ayşe'nin komutasında, 3000 kişi civarında da Hazreti Ali'nin komutasında var. Karşılaşıyorlar ama müminlerin şey olmasını istiyorlar, barışmasını istiyorlar. Yani diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, ben diyor işte katilleri beraber cezalandıralım. Bu görüş tam kabul edilmişken birileri giriyor, araya giriyor. İki ordu ne olduğunu anlamadığı bir şekilde savaşa tutuşuyorlar. Ondan sonra Hazreti Ayşe'nin altındaki asker isimli meşhur devesi, ondan sonra iyi bir kumandan olmadığı için Hazreti Ayşe savaşı yönetiyor. Devenin üstünde savaşı yönettiği için Hazreti Ali bakıyor ki o deve ile işte devenin çevresinde dönüyor savaş. Ondan sonra devenin vurulmasını emrediyor. Deve vurulup öldürüldüğünde savaş bitiyor. İşte buna Cemel vakasına, Vakay Cemel. Bundan sonra ise Hazreti Ali Efendimiz gayet nazikane işte Hazreti Ayşe'ye refakat etmesi için 40 kişi seçiyor ve 40 kişi ile Hazreti Ayşe'yi Mekke'ye gönderiyor. Basra'dan. İşte Vakay-ı Sıffin yani Vel-Kasitin, onlar 657 yılında Sıffin Ovası'nda Suriye'nin Rakka şehrine yakın, ondan sonra 657 yılında Sıffin Ovası'nda Muaviye'nin ordusuyla karşılaşıyor. Vakay-ı Cemel'de, Sıffin'de. Tam Eşter komutasındaki, yani Hazreti Ali'nin kumandanı Eşter'in komutasındaki askerler tam Muaviye'nin karargahına girecekken Muaviye bir şekilde şey yapıyor, diyor ki Amr bin As'a soruyor. Amr bin As diyor ki ondan sonra Kur'an yapraklarını mızraklarına assınlar. O mızraklar asıldıktan sonra da hakem olayı biliyorsunuz. Hakem olayı mevcut. Ondan sonra Hazreti Ali'nin tarafında Ebu Musa el-Eşari, Hazreti Muaviye'nin tarafında ise Amr bin As. İşte hakem olayından sonra ise bu Sıffin Savaşı bir yerde son buluyor. Ondan sonra gene sorun çözülmüyor biliyorsunuz. Oradan bazı hariciler diyor ki hüküm yalnız Allah'ındır. Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılıp Harevre'ye gidiyorlar. Harevre'den Nehruvan'a gidiyorlar. Hazreti Ali de onları
şey yapmak için, ikna etmek için tekrar gidiyor fakat ikna edemiyor. Hazreti Ali'ye de karşı çıkıyorlar. Nehruvan'da Hazreti Ali vel mariqin, yani dinden çıkanlarla da savaşacaksın diye onlarla da şey diyor. Mucizane Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Hem Hazreti Ali'ye Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zaman dedi ki, bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır. Bu sana karşı muharebe edecek. Biliyorsunuz Hazreti Zübeyir bin Avvam ondan sonra Vakay Cemel'de Hazreti Ayşe'nin yanında yer almıştır. Bu sözü hatırlatıldığında ondan sonra savaştan vazgeçmiştir. Ama çevrenin baskısıyla tekrar döneklik ediyorsun vesaire şeylerinden tekrar şey yapıyor. Fakat tam Vakay-ı Cemel'den uzaklaşacakken, yani savaştan uzaklaşırken Ahnef bin Kays'ın kabilesinden biri tarafından şehit ediliyor. Hem Ezvacı Tahiratına demiş, içinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledecek. Ve tembehu aleyha kilabun hevaib. Ona diyor, havebin köpekleri havlayacak. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz Basra civarına giderken Habeb'den geçiyorlar. Ondan sonra köpekler avlamaya başlıyor. Hazreti Ayşe annemiz hemen bu hadisi hatırlıyor. Ve tembehu aleyha kilabun hevaib. Habeb'in köpekleri ona havlayacak. Hemen vazgeçiyor. Diyorlar ki işte Zübeyir bin Avvam'ın evladı. Ondan sonra diyor ki ya bunu rehberler yanlış şey yapmışlar. Bir tane rehber. Onun için dönmemesini. Zübeyir bin Avvam da diyor ki sen müminlerin arasını bulacaksın belki. Onun için Cenab-ı Hak seni getiriyor. İşte böyle diyor. İkna ediyorlar. Devam ediyor yoluna. Ama Peygamber Efendimiz'in mucizesi, yani Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu o yaklaşık olarak 20 sene sonraki, 30 sene sonraki şeyi gerçekleşmiş oluyor. İşte şu sahih kat'i hadisler 30 sene sonra Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı Vakay-ı Cemel'de ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de ve Havarice karşı Haravira'da ve Nehruvan'da muharebesi o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdik-i fiilisidir. Hem Hazreti Ali'ye senin sakalının, senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı ihbar etmiş. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbni Mülcemül Haricidir. Şimdi bu olay da biliyorsunuz 661 yılında Hazreti Ali Efendimiz Küfe'de, yani şu anda Irak'ın Necef şehri oluyor. Oradayken haricilerle işte Nehruvan'da savaş etmiş. 19 veya 21 Ramazan Cuma namazını sabah namazını kıldırmaya giderken Abdurrahman İbni Mülcem suikast için bekliyorlar. Yanında Şebih ve Verdan da var. Ondan sonra suikast için bekliyorlar. Kılıçlarını zehirlemişler. Ve Hazreti Ali'nin evden çıkışıyla birlikte Şebih hemen harekete geçiyor. Ama Şebih'in vurduğu kılıç pervaza takılıyor. Ondan sonra bu olay çevredeki kalabalık yüzünden Şebih kaçıyor ve Verdan da kaçmaya başlıyor. Fakat Abdurrahman İbni Mülcem Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh'ın ondan sonra kafasına kılıcıyla vuruyor. Yani öldürücü bir darbe değil ama ondan sonra
Bir anda orada Abdurrahman İbni Mülcem'e bir anda çelmeyi takıyorlar, düşürüyorlar, kaçamadan yakalıyorlar. Daha sonrasında Hazreti Ali'nin huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, eğer diyor ben ölürsem diyor aynı kılıçla kısas yapılsın. Eğer diyor ben ölmezsem ben cezasını vereceğim. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz çok da titiz bir insanmış. Ve hiçbir zaman adalet masadan hiçbir zaman ayrılmamış. Hem haricilerin içinde Züsseyde denilen bir adam garip bir nişanla alamet olarak haber vermiş ki havarişlerin maktulleri içinde o adam bulunmuş, Hazreti Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem o mucize-i nebeviyi ilan etmiş. Diyorsunuz Nehruvan'da hariciler gene Hazreti Ali Efendimiz'e biat etmemişler. Ondan sonra ona çeşitli şeylerde bulunmuşlar. Hazreti Ali Efendimiz'e karşı gelmişler ve orada savaş çıkmış. Haricilerin birçokları öldürülmüş. Onların içinde Züsseyde denilen bir adam mevcutmuş. Garip bir nişanla herkese gösterilmiş. Peygamber Efendimiz'in mucizesini Hazreti Ali Efendimiz ilan etmiş. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerinin rivayeti sahihiyle haber vermiş ki Hazreti Hüseyin Taf yani Kerbela'da katledilecektir. 50 sene sonra vakayı aynı vaka ciğersuz, ciğerleri sızlatan vuku'a gelip o ihbar-ı gaybiyi tasdik etmiştir. Biliyorsunuz yani Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit edildi. Çok duymuşsunuzdur. Ama Efendimiz bunu zevcelerinden Ümmü Seleme'ye ve birçok kişiye de söylemiş. Taf denilen yerde Hazreti Hüseyin şehit edilecek. Ne zaman? 50 sene önce. Yani 681, 50 sene için. Yani 630'larda, 632'lerde, 31'lerde Efendimiz haber vermiş. Hazreti Hüseyin biliyorsunuz halifelik işte Ali Beyt'in hakkıdır diye düşünenlerden. Fakat Küfe'deki 40 bin kişi ona mektup yazıyor. Yani şu andaki İran'ın Necef şehrinde Hazreti Hüseyin'i Muavi işte bu zalimlere karşı çıkması için çağırıyorlar. Hazreti Hüseyin de oraya giderken mektupları da yanında götürüyor bu 40 bin kişinin. Kerbela'da Yezid'in ordusu ondan sonra önlerini kesiyor. Ne gitmelerine izin veriyor ne geriye dönmelerine izin veriyor. Ondan sonra zalim bir kumandan tarafından bütün Hüseyin ve Hüseyin evlatları sadece Zeynel abini hariç ondan sonra hepsi şehit ediliyor. Zeynel abinin de hazretlerinin de Ömer bin Sad öldürülmesini engelliyor. İşte hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerinin rivayeti sahihiyle haber vermiş ki Hazreti Hüseyin Taf yani Kerbela'da katledilecektir. Yani Kerbela'da öleceğini bile bile Hazreti Hüseyin Efendimiz gitmiş. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz, aynı ciğerleri sızlatan hadise vuku'a gelip gerçekleşip o ihbar-ı gaybiyi, o görünmeyen haberi tasdik etmiş. Hem mükerreren ihbar etmiş ki benim Ali Beytim benden sonra yelkavne katten ve teşriden. Yani katte ve belaya ve nefye maruz kalacaklar. Ve bir derece izah etmiş aynen öyle çıkmış. Sadece biliyorsunuz işte Kerbela'da yani Emeviler
Ali Beyt'in olmasını istemiyorlar. Sadece Hüseyin bin Ali'nin oğlu Ali bin Hüseyin, yani diğer lakabıyla, künyesiyle Zeynel Abidin Hazretleri hiçbir şeye karışmamış, ömrünü Medine'de geçirmiş. Hilafetle, siyasetle hiçbir şeyle alakası yokmuş ve ibadetle mevcut. Diğer bütün Ali Beyt şeyleri hepsi sürülmüş vesaire vesaire. Ama Efendimizin yelkavne katlen ve teşriden, yani benden sonra katle ve sürgüne nefye maruz kalacaklar gerçekleşmiş. Ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Şu makamda bir mühim sual vardır ki denilir ki Hazreti Ali o derece hilafete liyakati olduğu halde ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a karabeti ve harikulade cesareti ve ilmiyle beraber neden hilafete tekaddüm ettirilmedi? Yani başlattırılmadı. En önce o olmadı halife. Ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşmekeşe mazhar oldu? Bu herkesin aklına gelen bir soru. Niçin Hazreti Ali Efendimiz en başta hilafete o layıkken, hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın akrabasıyken niçin o geçmedi de hilafete? Diğerleri Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, yani Hazreti Osman Efendimiz geçti. Niçin o başta olmadı ve niçin onun zamanında da birçok karışıklıklar çıktı? Niçin yani Hazreti Ali Efendimiz hiç İslam toprakları haricinde bir mücadeleye, bir cihada gidememiş? Hep içeride uğraşmış. Neden? El cevap, Ali Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin radiyallahu anh'ın hilafetini arzu etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye dahil olmuş, tabi olmuş. Şimdi geçen hafta da biliyorsunuz, geçen haftalarda Fetih suresinde okumuştuk. Tevrat'taki misalini verirken sahabelerin orada sanki işareten işte ve me'ahu, yani yanındakiler, onun yanında olanlar, eşiddâ'u alel küffar, küffara karşı şiddetle Hazreti Ömer, her sahabenin bilinen vasıflarını söylemişti. Demek ki ta o zamandan belliymiş. O da murad-ı ilahiyi bilip ondan sonra kendi isteğinden vazgeçmiş. Murad-ı ilahinin, Allah'ın iradesinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki vefat-ı nebeviden sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler. Eğer Hazreti Ali başa geçseydi, Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşasız, pervasız, yani kimseden korkmuyor, kimseden şeyi yok, çekincesi yok, zahidane, sadece Allah rızası için zühd ile kahramanane, kahramancasına, müstaniyane, hiç kimseden bir şey istemiyor tavrı ve şöhretli alem, aleme de yayılmış, şöhret olmuş, şecaati itibariyle, yiğitliği itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemeldi. Güçlü olarak ihtimali vardı. Hem Hazreti Ali'nin hilafetinin teahhür etmesinin bir sırrı şudur ki, hem Hazreti Ali'nin hilafetinin sona alınmasının bir sırrı şudur ki, gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla, gayet muhtelif çeşit çeşit kavimlerin birbirine karışmasıyla
Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden, sonra ortaya çıkan, açılan 73 fıkra efkarının, 73 fıkra fikrinin esaslarını taşıyan ve o akvamın içinde, o kavimlerin içinde fitne engiz, fitne içeren hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli, hürmetli bir kuvvet lazımdı ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenziri için, Kur'an'ın indirilmesi için harp ettim. Sen de tevili için, yorumlanması için harp edeceksin. Şimdi Hazreti Ali Efendimizin son halifeliğine geçmesinin de büyük bir hikmeti şudur ki diyor Üstad Hazretleri. Yani o vakalara, Cemen vakasına, Sıffin gibi işte o fitnelere vesaireye kim dayanabilir? Hazreti Ali gibi Ali Beyt'in rüzgarını alıp karşısına alan, ondan sonra zahid birisi olmalı ki ancak o fitnelere dayanabilsin. Ve gerçekten de Efendimizin dediği gibi o da yorumlanması için Kur'an'ın harp etmiş. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Temassalam.